Stratejik alanda hepinize selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere çok kolay, çok pratik ve gurme lezzetinde harika bir hamburger tarifi vereceğim. Evet, hamburgerimizin önce sosunu yapacağım. Çok basit bir sos. Bir çorba kaşığı kadar mayonez. Bir çorba kaşığı kadar ketçap. Ve yine keyfinize göre, ben hardalı sevdiğim için bir çorba kaşığı koyacağım. Siz sevmiyorsanız daha da az koyabilirsiniz. Bir çorba kaşığı kadar da hardal koyduk. Bunu şöyle güzelce karıştırıyoruz. Yapabileceğiniz en basit hamburger sosu budur. Evet, burada kıymam var. Tek çekim, büyük aynada, yani büyük delikte bir kıyma makinesinde çektirdim. Dana döşten, dananın göğüs kısmından yağlı bir kıyma ve tek çekim oldu ve böyle şöyle büyük büyük parçalar var, görüyorsunuz. Bunun olması önemli. Şöyle 50 gram kadar, 70 gram kadar kıymayı alıyorum. Bunun içine hiçbir şey koymayacağım. Hiç mıncıklamıyorum eti. Şöyle yuvarladım. Çok fazla oynamadan bu şekilde yuvarlak yaptım. Top gibi oldu. Görüyorsunuz. Buna böyle bastırıyorum. Şöyle 1-1,5 santim kadar incelttim. Kenarlarını düzelttim. Ve gördüğünüz gibi hamburger köftem hazır. İçine hiçbir şey koymadım. Gayet yağlı ve güzel bir kıymam var. Sadece eti pişireceğiz. Hamburger köftesi, yani gurme hamburger köfteleri bu şekilde oluyor. İçerisine başka bir şey koyduğunuzda normal köfte oluyor. Kasap köfte oluyor. Şimdi hemen ellerimi yıkıyorum. Bunun üst kısmına şöyle bolca tuz döküyorum. İsteğe göre karabiber döküyorum. Başka hiçbir şey koymayacağım. Bu kısmını tavada önce pişireceğim. Alt kısmına da tavaya koyduktan sonra baharatlarını koyacağım ve bu şekilde pişecek. Şimdi tavamızın başına geçebiliriz. İlk köftenin çekiminde pişme esnasında maalesef kamerada bir sıkıntı oldu. Şimdi ikinci köfteyi şöyle gösteriyorum. Baharatladığımız kısmı şöyle koyuyoruz. Bu sesi duyacağız. Üzerine tuzunu bolca ve karabiberini döküyoruz. Ve her tarafını yaklaşık 3-4 dakika pişiriyoruz. Köftemizi pişirdik ve ekmeğimizin üzerine aldık. Ekmeğim biraz büyüktü, köfteyi biraz küçük yapmışım. Bir sonraki de onu dengelerim. Hazırladığımız burger sosunu şöyle ekmeğime sürüyorum. Burada yine ne kadar süreceğiniz size kalmış. Birkaç tane kornişon turşu kestim. Üzerine ondan koyuyorum. Siz domates, marul, Amerikan salatası, Rus salatası, her şeyi koyabilirsiniz. Şöyle hazırladım. Ortadan keseceğim için, size göstermek için. Normalde ben bunu direkt böyle yiyorum. Size göstermek için yapıyorum bunu. Şöyle nasıl olduğunu bakın, sıkayım. Suyu nasıl çıkıyor görüyorsunuz. Yaklaştırayım biraz daha. Ne kadar sulu olduğunu görüyorsunuz. İçi pembelikte, biraz fazla pişirdim. Hatta normalde daha az pişiririm ben. Hemen tadına da bakıyorum. İnanılmaz lezzetli. Eti sulu sulu. Köftesi dağılıyor. Sos çok keyifli olmuş. Çok güzel bir sos olmuş. Mutlaka deneyin. Ben sadece kornişon turşu ile marulsuz domatesiz yaptım. Etin tadını ve turşunun tadını daha iyi alabilmek için.
Siz içindeki malzemeleri istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey köfteyi nasıl hazırladınız. Köfteyi sadece kıymayla güzel bir şekilde oynamadan, fazla mıncıklamadan, köftenin suyunu çıkarmadan ve sadece tuz ve karabiberle pişirirseniz inanılmaz lezzetli oluyor. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.